Melike. Mete Bey, hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ebubekir. Nasıl? Görüntüm iyi mi? Evet, şu an net. Böyle bir Nasılsınız? ev stüdyolarımızda çeşitli şeyler ayarlar yapıyoruz. İyi mi şu Evet, anda? şu an görüntünüz net geliyor. Sesiniz de gayet güzel. Eğer bir şey varsa, internette falan bir şey olursa, bir B planı olarak iPad'den şey yapabilirim, bağlanabilirim. Onun için uyarırsınız beni. Ona göre şey yaparız. Nasılsın? Tabii ki ben de öyle bir sorun olursa tekrardan size iletirim. Şu an Tamam. ama hiçbir sorun yok. Görüntüle ses gayet güzel. Harika. Arzu ederseniz başlayalım o halde. Tabii ki. Mete Bey, merhabalar. Cansu merhaba, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi toplantılar demek istedim. Vallahi Eski kulübüm, eski okulum. ne güzel. Ne güzel oldu. Evet, ben de kayıta yaptırdım. Dedim katılayım bir Mete Bey'in bölümüne. Herkese Harika. iyi toplantılar diliyorum şimdiden. Cansu. Konuştuğumuz gibi soru cevap şeklinde gidelim diyorum. Arzu ederseniz başlıyoruz. Tabii ki. Ben hadi şeyden bundan önce birazcık seyrettim. Gürbel Hanım'ın bir sunumu vardı galiba. Evet. Ben tembellik edip sunum hazırlamadım ama siz istediğiniz kadar bana sorabilirsiniz bu konuda. Aslında soru cevap şeklinde olması bizim için daha interaktif oluyor ve daha güzel oluyor. Böylesi daha iyi aslında. Tamamdır. Nasıl her şey yapar, tercih edersiniz? İstediğiniz zaman da sözümü kesebilirsiniz. Böyle çok didaktik ve sıkıcı olmaya başlarsam İstediğiniz zaman şey yapabilirsiniz, konuyu daha Estağfurullah. ilerleyebilirsiniz. O zaman şey yapalım. Hani bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Mete Müslümanoğlu kimdir? Öğrencilik yıllarınızdan, kariyerinizden, sizlerden bunları dinleyerek başlayabiliriz. Çok kısa anlatayım size. Hani yoksa anlatmaya başlarsam çok, çok uzun bir şey oldu, hikaye haline gelebilir. Tıp doktoruyum ben. Tıp eğitimi aldım biliyorsunuz. İşte mecbur hizmetimi 2,5 yıllık mecbur hizmet yaptım. Nevşehir'in bir köyünde çalıştım. Fakültedeyken de öyleydi. Benim hani kariyerimi iki şeye borçluyum belki. İki ardışık belki de şeye çok bilinçli olmayan karara borçluyum. Ben tıp fakültesi çok bilinçli olarak seçmedim. Hani sizleri bilmiyorum. Hani okul şey yaptınız üniversitede çok böyle planlı bilinçli bir kariyer planlaması yaparak mı seçtiniz? Benim öyle bir bilinçli bir seçimim yoktu açıkçası. Kadıköy Anadolu Üniversitesi mezunuyum. İki seçenek vardı. Ya işte matematik bölümünü seçiyordu lisede öğrenciler ya fen bölümünü seçiyordu. Feni seçenler genelde tıp fakültesine girmeye çalışıyorlardı. Matematik seçenler genelde mühendislik olmaya çalışıyorlardı. Ben yatılı öğrenciydim. Arkadaşlarım çoğu feni seçince ben de feni seçtim. Önümde de şey olarak seçenek olarak da tıp fakültesi oldu. Yani böyle çok idealist bir hikaye anlatmak isterdim ama bu kadar basit aslında tıp fakültesine girme hikayem. Fakültede okurken de şeyi anladım ben. Yani mecbur hizmet sırasında daha da belirginleşti. Yapmak istemiyordum. Yani doktorluk yapmak istemiyordum ama ne yapacağımla ilgili de çok net bir kararım yoktu açıkçası. Çok iyi de bilmiyordum. Sonra işte ilaç sektörüyle ilgili bir şeyler duyunca bir ilaç işte bir o zaman bilim ilaça bir CV hazırlayıp gönderdim. Tıp fakültesi eğitimi biliyorsunuz. Yani siz ne kadar bu sizin müfredatınızda, eczacılık müfredatında ne kadar böyledir bilmiyorum ama tıp fakültesinde çok tek tip bir eğitim var. Yani sonuçta oradan mezun olunca doktor olursunuz. Başka bir seçenek yoktur. Onun için de hayatın bir sürü gerekliliğinden de mahrum kalırsınız. Mesela işte o zaman bir doktor CV hazırlamayı bilmez. Yani ben de işte CV diye bir mektup yazdım bilim ilaça. Kabul edildim. Ondan sonra başladım. 1995 yılında bilim ilaca başladım. O ilaç kariyerindeki serüvenim. Böylece o hayatımdaki ikinci çok da bilinçli olmayan kararla başladı. Sonra da işte 25. yılı bitirdim. Bu arada işte bilim ilaçta çalıştım. 1,5 sene sonra MSD'ye, Merck Sharp Dohme'a geçtim. Orada 13 sene çalıştım. Türkiye'de 4 sene genel müdürlük yaptım. Yurt dışında Baltık ülkelerinden sorumlu genel müdür oldum. Yurt dışında bölgesel görev aldım. Düzen, İsviçre merkezliydi o zaman şirket. Sonra Türkiye'ye döndüm. 1,5 sene Santa Farma İlaç'ta başkan yardımcısı olarak çalıştım. Son 8 yılda Erbil'deyim. Erbil'in kurucu genel müdürüyüm. Erbil yeni bir şirket. 2013 yılında kurulmuş bir şirket. 8. yılımdayım. Hem Erbil'in genel müdürünü yapıyorum hem Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin de başkanlığını sürdürüyorum.
Çok özet halini anlattım Ebu Bekir. Yani onun için arada sen istediğin kadar sorabilirsin. Aslında ben hani şöyle bir soru daha soracaktım size. Hani doktorların dediğiniz gibi sizin zamanınızda sürekli hani tıp doktorluğundan başka pek meslek seçmiyorlar. Hani sizin ilaç sektörüne atan, kariyeriniz bu yönde şekillendirmenizi sağlayan etkenler nedir diye soracaktım ama hani bilinçsiz kararlar olduğunu söylediğiniz zaman açıklama yapmak ister misiniz tekrar Evet, bunu? tabii. Yani şeyde ne yapacağını bilmeme o dönemde, ama tabii aldığınız tıp eğitimi nerede işe yarayabilir diye sorduğunuz zaman o alanlardan bir tanesi ilaç sektörü. Şimdi ilaç sektörünün birkaç açıdan aslında bir tıp doktor olarak çalışmada size avantajlar sağlıyor. Bir tanesi işte bir terminolojiye hakimsiniz. Yani öyle bir avantaj var. Yani terminolojiye hakimsiniz bir tanesi o. İkincisi mesela hekimlik de sizin mesleğiniz de o anlamda anlamı olan işler, bir hayatta iz bırakan konular. Yani bu mesleği yaptığınızda yararlı bir şey yapıyorsunuz. İlaç sektöründe de o yararı birebir sağlayabiliyorsunuz. Belki direkt hasta bakarak değil, ama işte burada yaptığınız etkinliklerle sağlayabiliyorsunuz. Onun için de orada tıp eğitiminin başka nerede işe yarayacağı ile ilgili bir konuydu. Şimdi hekimlik ya bu aslında birazdan belki de konuşuruz meslek seçiminde ya da işte bu kariyer yolculuklarında. Kariyer çok uzun bir şey. Yani şimdi yıllarca, şimdi ben 25 senedir sektördeyim. Hekimliğe başladığım günden beri de 29 sene geçmiş. Daha da uzun yıllar çalışmayı planlıyorum. Yani bu yıllar boyu yapacağınız bir işi en temelde sevmek durumundasınız. Yani bu sevmeden işte insan bir 30 senesini, 40 senesini herhangi bir işte geçiremez. Böyle bir şey söz konusu değil. Onun için de orada benim kariyer yolculuğumda ilaç sektörü sevdiğim bir şey haline geldi. Severek, tutkuyla, isteyerek yaptığım ve yararına inandığım bir şey haline geldi. Ama temelde adımı ilk atmayı ben işte aldığım eğitimin biraz da burada işe yaramasına borçluyum. Teşekkür ederim. Şöyle bir soru sorayım. Hani sanırım ben hani yanlış hatırlamıyorsam 15 yıl oldu sanırım genel müdürlük ve uluslararası başkan yardımcılığı yaptığınız Olmuş mu o sektörde. kadar? Olmuştur, doğrudur. İlk defa 2005'te genel müdür olmuşum, doğrudur. Evet, ya genel müdürlük ve uluslararası pozisyonda yüksek mertebelerde çalıştınız. Peki bu dönem boyunca hani sizi zorlayan, sizin motivasyon kaynağınız oldu mu? Hani belli bir zorluklarda veya hani karşısına çıkan önemli problemlerden nasıl başa çıktınız? Yani şöyle zorluk olmayan bir zaman var mıydı diye düşünüyorum, ama bu aslında her meslek için geçerli. Yani bütün meslekler için geçerli. Özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız, Türkiye'de çalışıyorsanız bir kere birçok şeye zaten hani maruz kalma şeyiniz var, ihtimaliniz var. İşte Türkiye neden? Türkiye gelişen bir ülke, dünyadaki global ekonomik çalkantılar Türkiye'yi de etkileyebiliyor. Türkiye'nin jeopolitik yapısı hani çok ideal bir yer değil, o etkileyebiliyor. İşte ne bileyim, işte krizlere açık, doğal afetlere açık bir hale geliyorsunuz. İşte İstanbul'da bir fay hattı üzerine oturuyorsunuz falan filan. Yani bütün şey boyunca sadece iş hayatınızda değil, özel hayatınızda da bu tür durumlara maruz kalma ihtimaliniz oluyor. Onun için de ben de şunu söyleyebilirim. İşte bu yıllar içerisinde işte ekonomik krizin olduğu dönemler oldu. Şu anda mesela yaşadığımız pandemi süreci hiçbirimizin öngörmediği, şey olmadığı, hazırlıklı olmadığı bir konuydu. Şimdi şeydeyseniz, yani bir özellikle iş dünyasındaysanız, bahsettiğim gibi yani hani bazı krizlere maruz kalma ihtimaliniz yüksek. Bunların içerisinde öngörülebilenler var. Öngörülebilenler için her zaman bizim hazırlık yapmamız gerekiyor. İşte bizim işimizi sürdürmenin gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Bu konuda işte devamlılık planlarımız var. İş devamlılık planlarımız var. Bu işte hani herhangi bir krize karşı sürdürebilmemizi sağlıyor. İşimizi sürdürebilmemizi sağlıyor. Mesela pandemi örnek olarak şey yapabilirim size. Gösterebilirim o alanda Ebu Bekir. Şimdi pandemi herhalde, yani 40 yıl düşünsek hiçbirimizin aklına gelmeyen bir konuydu. Yani birdenbire bir işte Çin'de bir şeye başlasın, enfeksiyon başlasın, dünyanın her yerine yayılsın, işte Türkiye'ye de gelsin ve günün birinde hepimizi evlerde yaşar hale getirsin. Günlük rutinine girmiş ve
hiçbir şekilde farkında bile olmadığımız kimi aktivitelerden uzak kalmamıza sebep olsun. Hiçbirimizin öngördüğü bir şey değildi. İşte böyle bir durumda nasıl yönetiyoruz bu konuyu? Onu şey yapabilirim, örnekleyebilirim size. İşte tecrübem bana neyi getirdi? Şunu getiriyor. Öncelikle bir krizle karşı karşıya kaldığınız zaman ne önemli? Öncelikle neye önem vermem gerekir diye bir şey yapıyorsunuz, değerlendirme yapıyorsunuz. Şimdi biz krizi o konuda nasıl yönetiyoruz? Mesela pandemiyi nasıl yönettik işin başında? Çok basit. Birinci derecede önemli şey ne? Çalışanlarımızın sağlığı. Yani sizin kendi çevrenizde düşün. Öncelikle düşündüğünüz şey çalışanların sağlığı. Sonra neyi düşünüyorsunuz? Sonrakinde temelde sorumlu olduğumuz bizim, yani ilaç sektöründe sorumlu olduğumuz kimler? Sorumlu olduğumuz hastalar. Yani hastaların tedavilerini sürdürebilmeleri gerekiyor. Özellikle bizim portföyümüz, Erbil'in portföyü genelde kronik, zorlu hastalıklara yönelik. Yani hastaların direkt yaşam kalitesini, yaşam sürelerine etkisi olan ilaçlar. Onun için de bu ilaçları hastaların sürekli olarak erişebilirliği gerekiyor. Yani iki taraftan, bir tanesi bizim çalışanlarımızın sağlıklı olarak hayatını sürdürmesi gerekiyor. İkincisi de o ilaçların o hastalara ulaşmaya devam etmesi gerekiyor. Şimdi bu mesela bana neyi sağladı? Bu yıllar işte ilaç sektöründeki son 25 yıl birkaç şey denk geldiği için, işte yönetmeniz gereken kriz de denk geldiği için ne önemli, ne önemsiz, ne hayati, ne hayati değil, o anda neye müdahale etmeniz gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor. Bu biraz daha tecrübeleniyorsunuz bu konuda ama gene de hayat sizin de gördüğünüz gibi pandemi gibi hiçbir şekilde öngörmediğiniz, beklemediğiniz bir şeyde karşınıza çıkarıveriyor. Ama o çıkardığı zaman bile işte önceki tecrübelerinizden faydalanıyorsunuz. O işte yıllarda karşılaştığınız kim konularda ona karşılaşıyorsunuz ve ona göre şey yapıyorsunuz, yönetiyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz Mete Bey. Bir sonraki sorum ARGE üzerine olacak. Türkiye'de ARGE'nin özellikle araştırma kısmında bazı eksikliklerimiz var biliyorsunuz ve bu konuda çok fazla konuşuluyor bu konumuz. Türkiye'nin bu konudaki geride kaldığını konuşuluyor. Bu durumu düzeltmek için atılan adımlar nelerdir? Biz gençler problemi çözmek için neler yapabiliriz? Ya, Türkiye ARGE konusunda potansiyelini yeterince değerlendiremeyen bir ülke ama neyse ki bu konuda da belirli bir düzeyde farkındalığımız oluştu son zamanlarda. Ben biraz da AİFE'de yönetim kurulu başkanı şapkamla da şey yapayım bu soruyu yanıtlayayım hep Bakır. Şimdi tabii ben biraz da hani genel bir ARGE'den değil de ilaçtaki ARGE'den bu konuda şey yapmak istiyorum. O konudaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi dünyada ilaçta ARGE'de ikiye ayıralım. Bir tane işin finansmanını bir kenara koyalım. Bir tanesi de o ARGE ile ilgili dünyadaki ekosistem. Bu ekosistem içerisinde neler var? İşte bir üniversiteler var, yani bilim var. İşte birinde kamu var, devlet var. Koordine eden, kuralları koyan. Bir tarafta da ilaç sektörü var. Bunların uyumlu olarak çalışmasından keşifler doğuyor. Yenilikçi ilaçlar doğuyor. Ve büyük oranda da bakarsanız şimdi dünyada işte startupların artması. Mesela Amerika'da son FDA'nin onayladığı 10 ilaçtan 7 tanesi şu anda startuplardan başlamış. Yani startuplardan ilk kaynaklanmış. Şimdi sizin de çok iyi bildiğiniz gibi ilaç keşfi çok uzun, zahmetli, riskli bir süreç. Çok masraflı bir süreç. Aşağı yukarı işte bir ilacın keşfi için harcanan miktar bugünlerde 2 milyar dolar falan civarında şey yapıyor, hesaplanıyor. Ama sadece finansal tarafı değil işin, o ekosistemin, söz ettiğim ekosistemin de iyi olarak çalışması gerekiyor. Dünyada ilaç sektörü bütün sektörler içerisindeki buna bilişim de dahil, yani çok böyle devinim içerisinde olan yenilikçi sektör bilişim de dahil olmak üzere bütün sektörler içerisinde ARGE'ye oransal olarak en fazla pay ayıran sektör. Aşağı yukarı ilaç sektörü işte cirosunun %18'ini araştırma geliştirme faaliyetlerine ayırıyor. Bir büyüklük size vermek gerekirse işte 2020 yılı için bu 180 milyar dolar civarında düşünülüyor. 180 milyar dolarlık bir büyüklük var ARGE ile ilgili. Bunun da %60'ını klinik araştırmaya oluşturuyor.
%60'ını klinik araştırmalar oluşuyor. Yani 100 milyar dolar civarında, 110 milyar dolar civarındaki bir fon büyüklüğü de klinik araştırmalarda, yani faz 1, 2, 3 ve işte 4 gibi klinik araştırmalara ayrılıyor. Şimdi Türkiye, çok yakında bir rapor biz Sağlık Bakanlığı'na beraber, Sağlık Bakanlığı Araştırmacılar Firmaları Derneği, TÜSEP, beraber oluşturduk ve sunduk. Türkiye bu klinik araştırmalardan hak ettiği payı alabilen bir ülke değil. Aşağı yukarı işte bu yıl mesela 2020 yılında 510 civarında Türkiye'de endüstri sponsorluğunda, sektör sponsorluğunda klinik araştırma yapılıyor. Nüfusa oranına da baktığınız zaman, ilaç pazarının büyüklüğü açısından da baktığınız zaman, işte Türkiye'nin sağlık sistemi açısından da bakarsanız, nereden bakarsanız bakın, bu Türkiye'nin, Türkiye için yeterli bir şey değil, miktar değil. Klinik araştırma niye gerekli? Klinik araştırma bir tane hastaların ilaca erişimini sağlıyor. Sonra bir şey sağlıyor, bilimin gelişmesini sağlıyor ülkede. Daha çok bilim insanının araştırma yapmasını, daha çok bilim ilacı insanının yayın yapmasını sağlıyor. Ama üçüncüsü de bir ekonomik büyüklüğü Türkiye'ye çekilmesini sağlıyor. Türkiye büyük oranda ilaçta üretime yönelik bir vizyonu var. Bu iyi bir şey, doğru bir şey. Ama diyoruz ki biz üretime dayalı bir vizyon yanında aynı zamanda Ar-Ge'ye dayalı da bir vizyon gerekiyor. Çünkü şu üç alanda, yani Türkiye'ye finansal bir katkı sağlama anlamında, iki hastalara ilaçların, yenilikçi ilaçların erken ulaştırılması açısından, bir de üçüncü olarak da Türkiye'deki bilim insanlarının bilime daha çok katkı yapabilmesi, daha çok yayın yapabilmesi açısından klinik araştırmanın artması gerekiyor. İşte bu raporda 12 maddede biz bir yol haritası sunduk. İşte Sağlık Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldı o toplantımıza. 12 maddede çok pratik öneriler. Türkiye'nin bu klinik araştırma sayısını önümüzdeki yıllarda arttırmasına yönelik bir rapor sunduk. Ama temelde sorunun ilk şeyi, yani hani bizim ne yapmamız gerekiyor dediğin zaman bu ekosistemi, yani klinik araştırmaya destek olan, yardımcı olan ekosistemi hep beraber oluşturabilmemiz gerekiyor. Temeli bu. Peki, çok teşekkür ederim Mete Bey. Ben çok teşekkür ederim. Tamamlayıcı bir soru sormak istiyorum aslında bir önceki soruya göre. İlerleyen yıllarda ilaç endüstrisinde ne gibi dönüşümler yaşanacağını öngörüyorsunuz ve Türkiye'deki bu dönüşümleri nasıl değerlendirir sizce? Şimdi bir hani Türkiye'yi ayrı konuşup bir dünyayı ayrı isterseniz şey yapalım, konuşalım. Onların farklı şeyler var, öncelikler var çünkü o tarafta. Şimdi dünyada ben yeni başladığım zaman, işte ilk sektöre yeni başladığım zaman daha çok böyle temel tıba yönelik temel şeyler vardı. İşte yeni hipertansifler keşfediliyordu, lipid ilaçları keşfediliyordu, osteoporoz ilaçları keşfediliyordu, solunum sistemi ilaçları keşfediliyordu. 90'lar böyle o şeylerle, büyük keşiflerle gitti. Fakat şöyle bir gerçek var dünyada. Dünyada işte nüfuslar yaşlanıyor. Kronik hastalıklarla geçirilen zaman artıyor. Sağlığa talep artıyor. İnsanlar daha sağlıklı, daha uzun yaşamak istiyorlar. Bu da sektörün araştırma geliştirme eforunu daha spesifik yönlere kaydırmasıyla sonuçlandı. Yani şimdi hayal edemeyeceğimiz şeyler oldu bu dönemde. Mesela işte onkolojiye bakın. Ben tıp fakültesinde okurken kanser tamam artık, yani hani %100 ölümcül bir hastalıkken artık tedavi edilebilen kanser türleri var. Ben üniversitedeyken HIV tanımlanmıştı. AIDS hastalığı yeni tanımlanmaya başlamıştı. Şu anda AIDS hastalarının, HIV hastalarının %95'i ilaç tedavisi de yaşayabiliyorlar. Artık ölümcül olmaktan çıktı. Ben fakültedeyken hepatit C virüsü daha tanımlanmamıştı. Şu anda hepatit C virüsü tamamen insan vücudundan temizlenebilecek şeyler var, ilaçlar var. Bu şekilde devam edecek. Yani bir ilaç sektörü daha karmaşık hastalıklara, İşte kanser gibi, işte bu nadir hastalıklar gibi daha karmaşık hastalıklara doğru yönlendirecek araştırma geliştirme faaliyetlerini, spesifik tedaviler ortaya çıkacak.
Mesela biyolojikler çok büyük bir devrimdi. Biyolojikler hala çok büyük bir bu karşılanmamış sağlık ihtiyacını gideriyor. Ama öte yandan şimdi artık kişiselleştirilmiş tedaviler başladı. Şimdi artık gen tedavileri başladı. Genleri tahmin eden ilaçlar başladı. Yani daha kompleks, daha spesifik taraflara doğru gidecek dünyada araştırma geliştirme. Ve buna yönelik de bir dönüşüm, değişim olacak. Gerek ilaç sektöründe gerek sağlık tarafında da. Yani daha kompleks. Tabii bu taraf, yani araştırma geliştirme daha kompleks oldukça bir kere şöyle bir gerçek ortaya çıkacak. Sağlık talebiyle ülkelerin sağlığa ayırdığı payın bir dengede tutulması durumu ortaya çıkacak. Bir denge sağlaması durumu ortaya çıkacak. O da bir yani günümüzdeki değişik trendleri belki de oluşturacak. Türkiye özelinde şey yaparsanız, gelirseniz, tabii bu hani araştırma geliştirmedeki değişiklikler hepsi Türkiye'ye de yansıyacak. Ama Türkiye muhtemelen bu dönemde sağlığa ayırdığı payı biraz daha arttırması gerekecek. Şimdi Türkiye'nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Çok iyi bir sağlık altyapısı var. Şimdi ulaşma konusunda, nitel tarafı işini bir yana bırakırsak, hekime ulaşma konusunda, hastaneye ulaşma konusunda, eczaneye ulaşma konusunda Türkiye'de herhangi bir sorun yok. Nüfusun neredeyse tamamı bir sağlık sigortası altında. Hatta sadece nüfusumuz değil, aynı zamanda işte Türkiye'de misafir olarak bulunan kişileri de biz aynı şekilde sağlık hizmetlerinden faydalandırıyoruz. Fakat bütün bunu Türkiye gayri safi milli hasılasının sadece %4,5'unu sağlığa ayırarak gerçekleştiriyor. Fakat şu anda artık oluşan talep Türkiye'nin sağlığa daha fazla pay ayırmasına sebep olmak durumunda. Türkiye'de bunu göreceğiz. Türkiye nüfusunun da yaşlandığını, Türkiye nüfusunun da sağlığa talebinin arttığını, Türkiye nüfusunda da kronik hastalıklarda yaşanan sürenin daha da yükseldiğini ve buna karşılık sağlığa olan harcamanın, sağlığa ayrılan payın arttığını bu dönemde göreceğiz. Şimdi şeyle ilgili belki onu birazdan da konuşuruz. Hani pandeminin öğrettiği ne olacak? Pandemi nedeniyle işte sağlıkta ne gibi değişiklikler olacak konusunda muhtemelen kimi dijital çözümler, kimi uzaktan çözümler, kimi işte şu anda artık bizim de şey yaptığımız, şu an burada yaşadığımız yani uzaktan çözümler tıbbın da sağlığın da alanına girecek. Şimdi bu dönüşümü henüz biz bütünüyle yaşamadık. Şimdi biz ne yaptık? Şey içerisinde, pandeminin krizi içerisinde dışarıdaki hayatımızı eve taşıdık. Yani bu tam bir dijital dönüşüm değil. Şu anda işte biz o şeyi yönetiyoruz, krizi yönetiyoruz ama muhtemelen bundan sonra uzaktan ve dijital çözümler sağlıkta da artarak devam edecek. Artarak devam edecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Araştırmacı İlaç Firmalar Derneği'nden bahsetmiştik. Araştırmacı İlaç Firmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanısınız. Sizden biraz bu derneğinden bahseder misiniz? Hani bu dernek ne yapar? Arkadaşlar da çok merak ediyor. Yandan bayağı bir soru da geldi bunun hakkında. Tabii ki. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Türkiye'deki 35 global ilaç şirketinin üye olduğu dernek. Temelinde ne var? Temelinde yenilikçi ilaçlar var. Yani bu şirketler ilaç keşfeden şirketler, dünyanın her yerinde faaliyet gösteren şirketler, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler ve temel misyonları dünyadaki işte yenilikçi ilaçların Türkiye'de hastalara bir an evvel ulaşmasını sağlamak. Yani temel şey bu, misyon bu şeyin. Bununla ilgili de işte kamuyla görüşmek, diğer paydaşlarla görüşmek, çözümler şey yapmak, önermek. Yani Türkiye'de ilaca erişim, yenilikçi ilaca erişimle ilgili bir çözüm ortağı olmak. Temel misyonu o. Şimdi önceliklerinden birincisi işte bu Türkiye'deki hastaların aynı kalitede, aynı hızda bu yenilikçi ilaçlara ulaşması. İkincisi sürdürülebilir bir sağlık ekosistemi. Yani bu hem finansal açıdan sürdürülebilir hem de kalite açısından sürdürülebilir bir finansal bir sağlık sistemi. Üçüncüsü de ilacın değer zincirinde. Yani keşfinden üretimine, son nihai
kullanıcıya ulaşana kadar o değer zincirindeki her alanda Türkiye'ye katkı sağlayabilmek. Yani bu biraz evvel konuştuğumuz işte Ar-Ge klinik araştırmalar çerçevesinde de olabilir, bu üretimde de olabilir, ihracatta da olabilir. İşte Türkiye'nin bir yönetim merkezi, üretim merkezi halinde olması da olabilir. Üçüncü amacı da bu. Yani o toplamda değer zincirinde bir Türkiye'nin hak ettiği payı almasını sağlaması gibi üç tane şeyimiz var. Temel önceliğimiz var. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nde ve bununla ilgili de işte dediğim gibi hem kamu kurumlarıyla hem de işte sizler gibi üniversitelerle, işte diğer paydaşlarla yıllardır çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim Mete Bey. Şöyle söyleyeyim, çeşitli tecrübeleriniz oldu tabii ki uzun bir kariyer serüveni. Herkesin bilmesine yarar gördüğünüz bir hayat tecrübeniz var mı? Varsa bizimle paylaşırsınız. Şeyden böyle hani jenerik olmaktan ve didaktik olmaktan çok korktuğum bir şey bu soru benim. Hani böyle işte üç tane şey söylemek, beş tane şey söylemek falan. Ben şeyken, öğrenciyken, sizin yaşlarınızdayken de şey yapardım böyle hani biri nasihat vermeye başlayınca artık onu dinlememeye başladım, tamam mı, bir süre sonra. Şeyde hani hatta sizin belki yaşınızdan biraz daha büyük. Üç oğlum var benim. En büyüğü de 26 yaşında. Ve hani kariyerinde ne yaptınız, ne yaptı derseniz, ben ne dersem tersini yaptı ve gayet de hani başarılı bir şekilde devam ediyor şey hayatına. Onun için de bunları böyle bir şey olarak değil de, siz yani söyleyeceğim şeyleri sizlere böyle bir tavsiye olarak değil de, hani ben de işe yaradı. Ben belki şeyde yani siz de bir üzerinde düşünebilirsiniz gibi algılarsanız sevinirim. Ama şöyle bir şey var, en temelinde gerçek var. Ya bütün kariyer hikayeleri özgün. Bütün kariyer hikayeleri kendine özgü. Yani hiç kimsenin gibi şey yapmıyor. Birbirine benzemiyor. Ama ben mesela benle ilgili birkaç şey paylaşabilirim size. Hani tavsiye niteliğinde değil de dediğim gibi ben de işe yer. Şimdi hayatta ne yapıyorsam tutkuyla yapıyorum ben. Yani çok çok sevmeden de hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Yani su içemem sevmiyorsam, o kadar şey. Ve insanın da şeyi varsa, böyle bir seçeneği varsa, sadece sevdiği, tutkuyla yaptığı işleri yapmasını öneririm. Çünkü yani ayağınız geri giderek bir yerde mutlu olamazsınız, başarılı olamazsınız, kendinizi ifade edemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani yaşadığınız yeri, beraber çalıştığınız insanları, beraber ürettiğiniz insanları sevmek, onlara bir bağlılık duymak durumundasınız diye inanırım ben hep. Şey vardır ya, klişe işte, birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Ya evet, ama sevdiğimiz zaman da çok iyi bir şey oluyor. Yani sevdiğimiz zaman da daha iyi üretiyoruz, daha iyi şeyler yapıyoruz. Yani bu anlamda mesela o benim için önemli şeylerden bir tanesi. Şunu söyleyebilirim ben çok rahat. Yani sevdiğiniz yerde sevdiğiniz insanlarla çalışmaya çalışın mesela. İnsan o zaman kendini ifade ediyor. İnsan kendi gibi oluyor o şeyde, o tarafta. Diğeri, ikinci şeyi söylerim mesela. Ya samimiyet her yerde işe yarıyor. Samimiyet her yerde işe yarıyor. Yani bir miş gibi davranmanın bir şeyi var. Bir dayandığı bir süre var. Tamam mı? Ama o süre bitiyor sonuçta. Yani insanlara samimi yaklaştığınız zaman, şeffaf olduğunuz zaman onlardan da aynı karşılığı alıyorsunuz. Aynı karşılığı alıyorsunuz. Yani bir farklı görünmenize, oynamanıza, şuna buna şey yok, gerek yok. Olduğunuz gibi olduğunuz zaman karşınızdaki de o şansı tanıyorsunuz. O da olduğu gibi oluyor. Daha üretken bir şeye yol açıyor. Benim yani neyi doğru olarak yaptım derseniz, bir sürü hata yapmışımdır kariyerimde. Hala da yapmaya devam ediyorum. İşte Cansu şeydir. Yani bizde çalışan arkadaşlar da var. Şeyde görüyorum. Onlar da biliyor. Ha, çünkü neden? Kararlar veriyorsunuz. Yönetici olarak kararlar veriyorsunuz. Ve şey yaptıkça, hiyerarşide daha üst yerlere geldikçe de daha az bilgiyle daha fazla karar vermek durumunda kalıyorsunuz. Böyle durumda da hani seçeneklerde hatalar da yapıyorsunuz doğal olarak. Ben hiç hata yapmaktan korkmuyorum. Hata yapmaktan korkmadığım gibi hata yaptım demekten de hiç korkmuyorum. Hiç öyle bir şeyim yok. Hani yani her şeyi ben bilirim sonunda, en son sözü ben söyleyeyim falan gibi hiçbir kibrim yok. Çünkü kibir denilen şey öğrenmenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Öğrenmeye açlık çok çok şey,
iş hayatında gerekli bir şey. Yani öğrenmeye aç olmak iş hayatında çok gerekli bir şey. Ve yani insan tamam artık benim öğreneceğim şey yok dediğinde bitiyor galiba. Yani işte o zaman bitiyor galiba. Yani çünkü şeyde ben dün şeyde Yunuser'le şey yaparken yazışırken böyle bir işte şunlarla ilgili bir şey yapmamız lazım. İşte konuşabiliriz gibi bir şey göndermiş bana. Şimdi oradan da bakarken ya dedim bak benim için yarın bu şeylerle gençlerden öğreneceğim fırsatlardan bir tanesi. O şeyi hiç kaybetmemek gerekiyor. Ya dünyada öğrenilecek, derinleşecek o kadar çok konu var ki. Yani bunu diyelim oldum diyen, hani şeyin Mevlana'nın sözüydü galiba. Oldum diyen öldüm der. Buna yürekte inanan insanlardan bir tanesiyim. Şey var. Yani birkaç şey daha sayayım. Biri vazgeçmeme. Ya özellikle Türkiye gibi ülkelerde, yani bu gelişen ülkelerde şey yapıyorsanız, çalışıyorsanız, yaşıyorsanız direnciniz yüksek oluyor ve hiç vazgeçmeden denediğiniz zaman da oluyor. Bazen geç oluyor, bazen erken oluyor, bazen siz istediğiniz zaman da oluyor, bazen beklemediğiniz zaman da oluyor ama oluyor. Onun için de yani hayatta şeyler var, yenilgiler var. Hayatta işte dibe vurduğunuz yerler de var, yukarı çıktığınız yerler de var. O da var, bu da var. Hiç böyle öyle yukarı dümdüz çıkan bir şey değil iş hayatı. Onun için de o vazgeçmemeyi insanın öğrenmesi, o direnci öğrenmesi gerekiyor. Son olarak da iş her şey değil. Ben 29 senedir şey yapıyorum, çalışıyorum. Daha da çok 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 da çalışmayı, üretmeyi düşünüyorum. Ama sadece işten mütevellit değilim. Sadece iş değil benim. Benim kendimi ifade ettiğim, ne olduğumu söylediğim şey sadece iş değil. Yani bunu da hiç aklımdan çıkarmıyorum. Hiç aklımdan çıkarmadan şey yapıyorum. Hayatıma devam ediyorum. Bilmem Ebu Bekir çok şey oldu mu böyle didaktik oldu mu? Yani güzel bir şey o cevap oldu. Teşekkür ederiz Mete Bey. Efendim? Yani şey tarafında da mesela o hekimlikten sektöre geçmemin sebeplerinden bir tanesiydi o. Ya o tutkuyu yaşayamayacaktım net. Yani o zaman da yani diyorum ya yani bir bu kadar yılı iş hayatında şey yapacaksak, geçireceksek bunun karşılığında yani sevdiğimiz istediğimiz yerde sevdiğimiz istediğimiz insanlarla üretmeyi denememiz gerekiyor. Ben bu denemede başarılı oldum. Umarım hepiniz başarılı olursunuz bu denemelerinizde. Umarım daha önümüzde birçok yıl var. Bakalım ne getirecek zaman bize. Daha var. 40 sene çalışacaksınız en azından. Düşünün yani. Evet. İnşaatlarında gerçekten öyle. Şöyle biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz ve artık hepimiz ya home office çalışıyoruz. Öğrenci kısmına geldiğimizde de uzaktan eğitimli işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Pandemi süreci sonrasında bu pandemi sürecinin getirdiği bazı yenilikleri biz hala devam ettirecek miyiz? Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz nelerdir? Kısmen. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Bir kere hani şirkette de, yani şirkette arkadaşlar da var. Bu konuda biraz farklı yaklaşan da bir şirketiz. Biz Mart ayının ortasında işte birçok şirket gibi biz de evlerimizden çalışmaya başladık. Ama ondan sonra Haziran'dan itibaren, Haziran'da hayat normalleşmeye başlayınca ofisimize geri dönen, kısmen de olsa geri dönen şirketlerden bir tanesiyiz. Orada şeyi aldık, hani önlemlerimizi aldık. İşte o fiziksel mesafe, işte hijyen kuralları, maskemiz, şu su bu su onların hepsini aldık ama biz şeye kadar, şu son 2-3 hafta önceye kadar %50 kapasiteyle şeye gidiyorduk, ofise gidiyorduk. Yani bir işte çiftler halinde bir arkadaşımız bir hafta geliyor, işte ertesi hafta home office yapıyor gibi geliyordu. Çünkü şuna inanıyoruz biz şey olarak, o şirket olarak, yapı olarak, biz birlikteyken daha iyi üretiyoruz. Birlikteyken daha verimli çalışıyoruz. Onun için de ben hayatımızda şeyin, ofislerin, binaların tümüyle kaybolacağına, hayatın tamamen uzaktan olacağını hiç ihtimal vermiyorum. Ama bir denge sağlayacağımızı düşünüyorum. Yani bir denge sağlayacağımızı düşünüyorum. Yani şeye göre, ya şu anda 2020 yılı itibariyle esnek çalışma zaten tartışılacak bir konu değil. Yani bir insan nerede verimli çalışıyorsa orada çalışsın.
Yani bu tartışılacak bir şey değil, bir konu değil. Yani o şeyden önce de, pandemiden önce de bizde çarşamba günleri ofis kapalıydı. Nereden istiyorsanız orada şey yapıyordunuz, çalışıyordunuz. Geliş gidiş saatlerimiz şey esnek. Bunlar artık şey yani veya kıyafetlerimiz şey hani serbest kıyafetle gidiyoruz biz işe gibi esnekliklerin bu çağda tartışılabilir şeyi yok, tarafı yok. Ama bence pandemi bize şunu gösterdi. Bir denge sağlamamız gerekiyor. Yani uzaktan çalışma ile beraber çalışma arasında bir denge sağlamamız gerekiyor %100. Ama evdeki çalışma da birçoğumuz için sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir ve insani değil. Bence onu, benim bir çok sevdiğim bir arkadaşım var. O şey diyor, ev yoruldu diyor. Yani artık ev yoruldu diyor. Pandemide ev yoruldu diyor. O kadar sahiden de öyle. Ben insanın şey olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal bir canlı olduğunu düşünüyorum. Göz göze bakmaya, karşılıklı gelmeye, yan yana olmaya şeyimiz var, ihtiyacımız var bizim. Biz işte şey yapmıyoruz, sadece belirlenmiş bir görevleri yerine getirmiyoruz. Biz işte sosyalleşiyoruz, biz işte konuşuyoruz, geyik yapıyoruz, kahve içiyoruz, dedikodu yapıyoruz. Bizi besleyen bir şeyler yapıyoruz karşılıklı. Onun için de ben bunun süreceğini düşünüyorum. Yani ama daha hibrit bir yapı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında bazı alanların, bazı konuların hiçbir şekilde uzaktan olamayacağını da gördük mesela. Ya, üniversite uzaktan olmaz mesela. Kesinlikle. Yani üniversite şey olur. Hani işte bir saat bir şey dinlersiniz, tamam mı? Ama ya üniversite dediğiniz ders dinleme değil ki. Üniversite dediğiniz bilim yuvası üniversite. Yani onun için de uzaktan üniversite mi olur ya, böyle şey mi olur? Ya o yüzden mesela onu öğrendik diye şey yapıyorum. Düşünüyorum. Ama şöyle bir şeye gidebiliriz bundan sonra. Yani dileyenin evde de verimli çalışabileceği, tercih edebileceği bir dönem şey yapabilir. Bazı mesleklerin oraya doğru evrildiği bir şey olabilir, bir yer olabilir. Ama ben nihayetinde insana ne kadar muhtaç olduğunun bu dönemde daha da görüldüğünü ve yaptığımız işlerin sadece yaptığımız işlerden mütevellit olmadığını, aynı zamanda o sosyalliğin de bize çok şey kattığını gördüğümüzü, tanık olduğumuza inanıyorum. Ben geçenlerde bir şeyde de söyledim, onu da size de tekrarlayayım. Yani bir şimdi mesela ya evde şey seyrediyoruz, film seyrediyoruz. Hepimiz Netflix şeyi olduk yani delisi olduk. Birbirimize durmadan diziler, filmler falan öneriyoruz ama bir sinemanın lezzetini alıyor muyuz biz şeyde? Ya da işte ne bileyim evde şey yapıyoruz, yemek sepetinde ne söyleseniz geliyor. Ama restoranda yediğiniz zaman, bir arkadaşınızla yediğiniz zaman o şeyi alıyor musunuz? O keyfi alıyor musunuz? Hayır. Yani bu onun için de A'dan Z'ye hayat biraz da yaşadığımız tecrübelerle, o mekanın bize sağladığı tecrübelerle bağlantılı bir konu. Yani sadece orada yaptığımız iş değil. Ne okul böyle, ne işte şey böyle, ofis böyle, ne restoran öyle, ne sinema öyle. Yani o deneyime ne kadar muhtaç olduğumuzu gördüğümüzü düşünüyorum ben bu dönemde. Peki, çok teşekkür ederim. Aslında ben de şöyle bir fikrimi belirtmek istiyorum burada. Yani tabii ki de biz insanlar sosyal varlıklar olduğu için illaki birbiriyle göz göze gelmeli, konuşmalı. Hani iş dünyasına baktığımız zaman yani süreklilik olmamak kaydıyla ve mesleğin el verdiği şekilde. Hani sonuç ve iş odaklı olduğu sürece bence home office ya da yani evde ya da ofiste çalışmanın çok da farksız olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta hani çoğu masa başı işlerden bahsediyoruz tabii ki hani şey Ar-Ge kısmından falan değil de. Yani görüşüm bu şekilde doğrusu. Yok, şöyle mi belki? Yani eğer insanın yaptığı iş beraber üretmeyi gerektirmiyorsa, yani beraber üretmeyi değil, yani mesela şunu alıyorum, buradan buraya koyuyorum, bu datayı bu Excel'e giriyorum, bu işte veriyi buraya şey yapıyorum, bunları buraya gönderiyorum temelinde işlerse, bence onlar her yerden yapılabilir ve orada geç bile kaldık artık şeyde insanlar. Nereden istersen orada çalış demeye. Bu böyle ama beraber üretme söz konusuysa, beraber bir işte bir mesela yenilikçilik, inovasyon söz konusuysa ben bunun valla Zoom'da falan pek yapılabileceğini artık hiç şey vermiyorum, ihtimal vermiyorum. Orada iyi fikirler biraz da şeyde doğuyor. Yani beraber çalışırken birbirimizi böyle zorlarken şey yapıyor, doğuyor. İşin o tarafında onun için de aynı mekanda olmanın şey olduğunu, faydalı olduğunu ben ve gerekli olduğuna inanıyorum ama dediğin gibi yani insanın tercihi biraz o belirlenmiş işi evden yapmaksa nereden isterse orada yapsın. Zaten onun hiç şeyi yok. Tartışılacak bir şey yok. Tarafı yok. Şimdi
Biz şirketlerde şunu fark ettik bir de. Yani siz tamamen farklı bir şeydesiniz, o anlamda bir ortamdasınız. Biz pratik olarak iş halletme yetimizi yitirdik pandemide. Çünkü nasıl? Yani bir arkadaşım benim odama dalıyordu bir şeyde, bir noktada. Ya diyordu, Mete Bey işte bir şunu nasıl yapalım? 3 dakika içerisinde, 5 dakika içerisinde biz karar veriyorduk. Şimdi her konuda biz toplantı yapıyoruz. Yani her konuda bir şey oluyor. Bir takvime bir şeyler giriyor. Yani bu tür şeylerin, pratik çözümlerin yok olduğu bir şeyi yaşadık. Ha, ama şu da var. Ya yani buna uyum sağlayabilir miyiz? Sağlayabiliriz. Evet. Buna göre yeni bir iş tanımı, iş dünyası kurulur mu? Evet, kurulabilir. Ama biz diyorum ya, şu anda şeydeyiz. Hala sağlığın kriz şeyindeyiz. Pandeminin sağlık krizi tarafındayız. Çok teşekkür ederim Mete Bey. Şimdi hani chat kısmına gelen sorulardan iletmek istiyorum aslında size biraz. Şöyle bir soru gelmiş. İlaç şirketlerinde çalışanlarınız ve temsilcileriniz sağlık çalışanları kapsamında mıdır? Araştırmacı İlaç Firmalar Derneği olarak bunu değerlendiriyor musunuz? Sağlık çalışanı derken tam olarak neyi şey yapıyoruz, Sanırım kastediyoruz? hani kimya mühendislerine falan da bahsetmek istemiş. Ben de tam orayı anlamadım ama. Şimdi yani kimler çalışıyor bizim şirkette, şey yapabilirim, yanıt verebilirim. Bir kere ben önce şeyden başlayayım size, daha pratiğinden. Ben tanımından bağımsız ilaç şirketlerinde ne yaparsa yapsın, hangi görevde olursa olsun çalışan bir insanın sağlıkla ilgili bir iş yaptığını düşünüyorum, inanıyorum. Sağlıkla ilgili bir şey. Biz neden? Çünkü yapmak istediğimiz temel şey ne? Varlığımızın sebebi ne? Bizim varlığımızın sebebi o ilaçların doğru hastalara ulaşmasını sağlamak. Bununla ilaç şeyinde, şirketi içerisinde hangi departmanda, hangi fonksiyonda çalışırsanız çalışın, bu anlamda sağlıkla ilgili bir iş yapıyorsunuz zaten. Yani sağlıkla ilgili bir iş yapıyorsunuz. Yani bizim şeyinde, şirket özelinde de, yani bu şeyden, işte şimdi life sciences tarafından gelen, işte kimya, işte biyoloji, işte tıp, eczacılık gibi arkadaşlarımız da var, ama bunun dışında işte tamamen başka yerlerde çalışmış ve şeyde, hani sektörün içerisindeki eğitimden geçmiş arkadaşlarımız da var. Ama nihayetinde bizim zaten varlık sebebimiz o sağlık sisteminin bir parçası olmak. Evet, katılıyorum Mete Bey ben de size. Şöyle zaten konuşmamızın başında da bahsetmiştik bundan. Tıp fakültesine mezun olduktan sonra tam olarak yolunuzu nasıl seçeceğinizi bilemediğinizi söylemiştiniz. Hani sizin gibi henüz daha net olarak ne yapacağını bilemeyen öğrenciler için bu karar verme sürecinde nasıl nasıl bir yol çizmeliyiz ki biz daha doğru, daha net bir kararla kariyerimizin attığımız o en temeldeki taşları daha yerine koyaraktan gitmeliyiz yolumuza. Şimdi şey olarak, yani ben eczacı olarak ilaç sektöründe eğer hani bir tane seçeneklerinizden bir tanesi eczane açmaksa, işte bu, eğer bu bugün sizin şeyiniz değilse, seçiminiz değilse, bunun en azından böyle olmadığını biliyorsanız, ilaç sektörü sizler için en ideal yerlerden bir tanesi. Çünkü hekimler, hatta hekimler, tıp eğitiminden daha da fazla şeyiniz var, seçeneğiniz var şeyde, sizin ilaç sektöründe. Neden? Bir tanesi, işin üretim tarafında da olabiliyorsunuz. İşin kalite tarafında da olabiliyorsunuz. Ama bunun dışında işte, yani ben nerede olabilirsem o tarafta da olabiliyorsunuz. Onun için de yani şunu şey yapabilirim. Yani bir insanın bir şeyi yapmadan, onunla ilgili bir deneyim yaşamadan o konuda net bir fikir sahibi olması mümkün olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi şunları biliyorsunuz ama kendinizle ilgili. Neleri biliyorsunuz? Bir tanesi, mesela şeyi düşünelim. Şeyden mi hoşlanıyorsunuz? Yalnız çalışmaktan mı hoşlanıyorsunuz? Yoksa birileriyle üretmekten mi hoşlanıyorsunuz? Bunu biliyorsunuz. Bilirsiniz. İçe dönük müsünüz, dışa dönük müsünüz? Ben seyahat edeyim mi diyorsunuz, yoksa ben yerimde oturayım mı diyorsunuz? Bunu biliyorsunuz. Ya da ben çok ince ince işler yapayım, çok detayla ilgileneyim mi diyorsunuz, yoksa ben biraz daha böyle şeyi göreyim, büyük resmi göreyim, yani daha öyle fazla detaylı benim işim olmaz, kaçırıyorum falan mı diyorsunuz? Yani bütün bunları, yani kendinizi bildiğiniz şekilde
şeydeki ilaç sektöründeki bazı pozisyonların size uyup uymayacağını karar verebilirsiniz. Seyahatten hoşlanmıyorsanız o zaman pazarlamada olmazsınız mesela. Pazarlamacılar seyahat eder çünkü. Ya da işte veya masa başında şey yapmazsınız, oturmaktan hoşlanmıyorsanız mesela Cansu farmakovijilansı da bizim farmakovijilansı masa başında oturacaksınız. Yani o detaylara bakacaksınız. Detaydan hoşlanmıyorsanız klinik araştırma yapamazsınız. Falan gibi konuları en azından şey yapabilirsiniz kendinizle ilgili. Ama bunun dışında herkese benim söylediğim bir yani iki şey önereceğim. Bir tanesi ilaç sektöründe çalışan arkadaşlarınızla konuşmak. Yani sahiden ne yapıyorlar onu şey yapmak, öğrenmek. Diğerinde de stajların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Stajlarda sadece yaptığınız iş değil, yani sadece nerede staj yaptığınız değil, sizle beraber orada bir sürü genç arkadaşınız var. Onlarla konuşarak kendinize bir şey bulabileceğini düşünüyorum. Yani o şeyde lazım. Yani bizzat yaparak da ancak öğreniyorsunuz bazı şeyleri de. Bir de şunu da aklında tutmak lazım Ebu Bekir. Şeyde, yani şu anda hani siz moralinizi bozmayın. Biraz evvel de söyledim ya 35-40 sene çalışacaksınız. Tamam mı? Yani bu şey çok net. Yani Türkiye'de yani yaşam beklentisi arttıkça emekliliğin zamanı da gidecek. 65, 70, 75 olacak öyle. Biz de çalışacağız. Ne güzel. Üreteceğiz, çalışacağız. 40 senede her gün aynı şeyi yapamayız zaten. Her gün aynı yerde çalışamayız. Her gün aynı şeyi yapamayız. Her gün aynı insanlarla çalışamayız. Mümkün değil. Onun için de biraz konuya deneysel yaklaşma, bir şeyleri deneyip hani yanılınca da dönebilme ama seviyorsanız ona tutunabilme gibi bir şeyde bulunabilirim, tavsiyede bulunabilirim ancak. Ama konuşun, konuşun, konuşun. En çok konuşun çünkü sizin yapmak istediklerinizi yapan bir sürü insan var şu anda. Onlar şahane referanslar olur size. Teşekkür ederiz Mete Bey. Şöyle bir YouTube'dan bir soru geldi. Evvin'in korona aşısıyla ilgili şu an çalışması var mı? Varsa bu aşı çalışmaları şu an hangi seviyede? Yok, Evvin'in şeyi yok. Evvin bir aşı şirketi değil. O nedenle de aşıyla ilgili bir çalışmamız yok. Ama şunu söyleyeyim mesela ben onu da. Ben işte kariyerimin bir bölümünde aşıyla da şey yaptım, ilgilendim. Yani dünyada bilimin geldiği yerle, yer açısından, yolumuzun neresi olmasının gerektiği açısından bence çok güzel bir örnek oluyor bu şey korona aşıları. Çünkü bir virüs tanımlandıktan sonra dünyada 10. ayda faz 3 şeyi datası çıkıyor ve bakın yani şu anda o şeyler aşı karşıtı şunlar bunlar bilmem bir şey çipçiler falan filan hepsi kollarını açmış şeyi bekliyorlar. Aşıyı bekliyorlar. Çünkü başka bir seçeneğimiz olmadığını hep beraber şey yapmış durumdayız. Görmüş durumdayız. Ama bunlar ne sağlıyor bize? Bilim sağlıyor işte. Bilim sağlıyor. Bilgi sağlıyor. Başka hiçbir şey sağlamıyor. Ne düz dünya sağlıyor ne alternatif tıp sağlıyor. Hiçbir şey sağlamıyor. Bilim sağlıyor işte. Onun için de o açıdan hani şeyin geldiği nokta işte sektörün o ekosistemin, bilimin, bilim insanlarının dünyaya getirdiği nokta açısından bence çok çok güzel bir örnek yaşıyoruz hep beraber. Evet, çok teşekkür ederiz Mete Bey. Son günlerde bayağı popüler bir konu olan uzay eczacılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle sorularımız da geliyor da bayağı bir. Hiçbir şey bilmiyorum bu konuda çok samimiyetle şey yapayım, söyleyeyim. Yani hiç bilmiyorum. Onun için de şey yapacağım ama bu, yani bundan sonra... Yani bu toplantı bittikten sonra ilk onu şey yapacağım, araştıracağım. Bilmiyorum. Peki, teşekkür ederiz Mete. Eğer şey yaparsanız mesela Ebu Bek, sen biliyor musun bir... Çünkü ya uzay eczacılığı deyince benim aklımda uyanı söylersen büyük ihtimalle gülersiniz. Yani onun için de kendimi güldürmeyeyim. Ya hani benim aklıma gelen şöyle şey oluyor. Sanırım ben küçük kapsüller şeklinde beslenmeyle alakalı, nutrition'la alakalı şeyler olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Matrix. Şey gibi yani böyle. Ya mono beslenme seviyesinde. Bilmiyorum. Herhalde bununla ilgilidir. Yoksa hani yoksa uzay eczacılığı deyip oradaki farmakoloji etkilerini araştırmak lazım. Çünkü uzay farklı bir bölge. Şöyle aşı hani şu koronadan bahsettiği aşılar çıkıyor. Aşı karşıtlığı olan bir toplum var. Gerçekten aşıya büyük tepki veren toplum, büyük bir topluluk var aslında. Hani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya büyük mü küçük mü şey bilmiyorum. O topluluğu bilmiyorum ama yani şimdi yani şöyle bir şey var. Mesela koronada bu benim şahsi fikrim bu arada. Şimdi koronada en çok
biz neyle karşılaştık biliyor musunuz? Yani bir şey var. Yani şu anda bir sağlık krizi var. Bir sürü insan kaygı içerisinde, korku içerisinde yaşıyor. İşte hastaneler dolu, şeyler, sağlık personeli 7-8 aydır çok aşırı yorulmuş durumda, bir ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Ama başka bir problem daha var bakın. Başka problem, hastaneler şu anda ve sağlık merkezleri büyük oranda korona ile ilgilendiği için diğer kronik hastalıklar aylardır ihmal edilmek durumunda kalıyor. Yani ne oluyor? İşte evde geçirilen kalp krizi sayısı artıyor. İşte insanlar, diyabetleri artık kontrol altında değil. Kanserlere geç tedaviye ulaşıyor, geç tanıya ulaşıyor. Ameliyathaneler çalışmıyor, ameliyatlar doğru düzgün yapılmıyor. Yani korona bizim sağlık sistemimizi işgal ediyor bir anlamda. Onun için de yani bir korona dışındaki sağlık sorunlarıyla da baş etmenin yolu bunu dünyadan def etmek, bununla mücadele etmek. Ve şu anda aşı dışında bir şey gözükmüyor. Bakın ne yaptık biz, hatırlayın. Yani işin şeyde, Haziran'da, Temmuz'da vaka sayısı azalınca ne güzel, hayat güzel. Tekrar biz şeye gittik. Yani tatillere gittik. O oldu, bu oldu. Dışarıda dolaşmaya, yemek yemeye falan filan başladık. Ama ondan sonra ne oldu? İkinci dalga daha sert vurdu. Bütün dünyada böyle oldu. Onun için de şu anda şey dışında, aşı dışında ben bir çözüm olduğuna inanmıyorum. Ama koronayla nasıl mücadele, nasıl baş edeceğiz derseniz de aşının yanında etkin de ilaçlar keşfedilmek durumunda bence. Etkin antiviraller keşfedilecek, etkin işte endüstri monoküler şeyler, antibodiler keşfedilecek ve aşıyla ve şeyle mücadele baş edeceğiz. Bu tedavilerle baş edeceğiz. Başka bir şey düşünemiyorum bu konuda, çözüm düşünemiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ya şöyle, az önce hani uzay hizacı dedik, onunla ilgili biraz şey yaptım ben, direkt baktım da böyle. Zaten hani yeni bir kavram, 2003 yılından itibaren NASA'da ilk uzay hizacısı olan 4 kişilik bir ekiple başlanmış. Hani daha çok astronotların ilaçları ve hani dünya ve uzay üstü arasındaki hani farmakolojik etkilerini araştırmaya yönelik çalışma yürütüyorlarmış. Çok güzel. Ya bu yönde. Şöyle bir şey soracağım. Arkadaşlar hep yazmış. Normalde ben sormayacaktım ama hani kitap önerisi istiyorlar arkadaşlar. Ne kitabı? Yani kariyerimizi geliştirmek adına, bize yön göstermesi adına kitap önerileri istiyorlar. Yani şimdi bakın, bu çok... Ben size kitap önermeyeyim de, şey bilmiyorum bu konuda, müfredatı bilmiyorum. Biraz bu konudaki şeylerinden kitap da önerelim belki de. Şimdi tıp fakültesinde böyle şeyle, yani çok biraz evvel söyledim, doktor dışında başka bir şey, herhangi bir konuya yönelik bir eğitim yoktu. Yani sizin şu anda eczacılık fakültenin müfredatını bilmediğim için, mesela ilaç sektörüne girdiğimde ben neyle karşılaştım? Bir tanesi, finansla ilgili hiçbir bilgim yok. İşte insan kaynakları konusunda hiçbir bilgim yok. Yönetim, insan yöneteceksiniz, yönetimle ilgili hiçbir şeyim yok. Bilgim yok. Yani teknik her şeyi bir yana bırakın. Diğer alanlarda, yani sizi kariyerinizde işte basamak tırmandırmaya gerekecek teknik bilgileriniz, teknik donanımınız dışında ben tıp eğitiminde hiçbir şey almadım. Biraz evvel bunu CV hazırlamayı şey yaptım size, örnek olarak gösterdim ama mesela ben iletişimle ilgili bir şey de almadım. Bilmiyorum sizin şu anda öyle bir müfredatınızda öyle şeyler var mı? Dersler var mı? Oysa şu anda biz şeyle değil, teknik becerimizde değil sadece, anlattığımız hikayeyle, işte ne söylediğimiz şeyle, düşüncemizi ifade etmeyle bir yerlere gelebiliyoruz, bir şeyler yapabiliyoruz. Onun için de benim şeyim, sizlere birinci şeyim, tavsiyem, eğer teknik bir iş yapmayacaksanız, yani mesela üretim yapacaksanız neyse, yani hemen veya işte kaliteyle ilgili farklı şeyler, işte pazarlama gibi, satış gibi, şimdi medikal departmanlardaki farklı görevler gibi şeyler yapacaksanız, bazı konular var ki bunlar müfredatta yok ve bunlarla ilgili bir fikir sahibi olmak gerekiyor. Bunun için de ne okursanız okuyun bence. Yani ne okursanız okuyun ve işin bir tarafında da işte yani hani ben MBA yapayım mı yapmayayım mı falan filan diye şey yapın, karar verin. Ben şey yapmadım. Yapmadım. Yani, şimdi bu işin şey tarafı ve ya bununla ilgili de çok basit Google şeyle, search'le şahane şeylere ulaşabilirsiniz. Kaynaklara ulaşabilirsiniz. Yani çünkü bu bahsettiğim
her şey öğrenilebilir şeyler. Hiç yetenekle, yetkinlikle, şununla bununla alakası yok. Zaten hayatta şeylerin birçok şeyin %99'u öğrenilebilir şeyler de hiçbir şey yok. Alakası yok. Ama bunun dışında, bunların dışında, yani işin teknik tarafı dışında benim size başka bir şeyim olur. Belki de tavsiyem olur. İnsan çok yönlü, çok yönlü olabilirse başarılı oluyor şeyde, hayatta. Yani teknik konular dışında da şey yapacak, insanın kendini zenginleştirecek ya da bazen işte bir kenarda rahat nefes almasını, işte kafasını boşaltmasını sağlayacak bazı şeylere sahip olması gerektiğini düşünüyorum ben. Derinleşebileceği başka konularda olabileceğini düşünüyorum. Biraz evvel şeyi söylemeye çalıştım size. İş her şey değil diye. Yani iş her şey değil. Bir kısmı, önemli bir kısmı şey hayatımızın. Ama bunun dışında da mesela okuyayım diyorsanız ben size edebiyat öneririm. Yani bir şeyde yani bir tarafta bu söylediğim şeyleri, yönetimle ilgili kitapları, işte Simon Sinek'i falan filan ben de çok şey yapıyorum, severek okuyorum, takip ediyorum, okuyun ama onun dışında da mesela yani iyi bir hikaye anlatıcısı olmanın yolu çok okumaktan geçiyor. Ya bununla ilgili de edebiyat çok şey olduğunu inanıyorum ben. Çok insanlara yardımcı olduğuna, kendini ifade etmede, kendi hikayesini anlatmada çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Mete Bey. Tabii ki olmazsa olmaz sorularımızdan staj soruları geliyor. Eczacılık öğrencileri için ev bir de staj yapmak öyle bir olanak var tabii ki. Vardı değil mi? Evet. Bunun için ne yapılması gerektiğini ve küçük hani 1 ve 2. sınıflar için önerileriniz var mı daha çok? Ya başvurmanız gerekiyor. Ama maalesef pandemi en çok sizi etkiledi. Çünkü pandemide şey yapamadık, biz stajyer alamadık. Evet. Binalarımızın şeyleri sebebiyle, oradaki sağlık koşulları sebebiyle. Hani bundan sonra da herhalde şey yapacağız, 2020'nin güz döneminde alacağız. Başvuruyorsunuz. Yani başka bir şeyim yok bu konuda. Önerebileceğim bir şey yok size. Zaten şeyi biliyoruz biz. Yani hani sizin sizde bir tecrübe aramıyoruz. Yani öyle bir şeyimiz yok. O tür bir beklentimiz yok. İşte başvuruyorsunuz ve belirli mülakat şeylerinden geçiyorsunuz. Aşamalarından geçiyorsunuz. Yani bir de şey yapan hani stajyer anlamında en çok eczacılık fakültelerinden farmakovigilansta, klinik araştırmalarda, bazen pazarlamada veya medikal departmanın başka fonksiyonlarında çok çok eczacı şey yapıyoruz. Eczacı adayına staj yaptırıyoruz. Ya aslında Mete Bey şöyle bir sorun olacak. Hani bazı birçok firma online staja geçti artık. Hani hem öğrencileri mağdur etmemek için hem kendilerinin yükünü atletmek için diyebilirim. Yani online staj imkanlarını neden sunmadınız bu süreçte? Güzel bir soru, bilmiyorum. Yani herhalde öncelikle kendi canımızı düşündük diye şey yapıyorum. Yani zaten buna verebileceğim bir şey yok. Online stajın bir nasıl yapılandırılacağını da bilmiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Onun için de bu bana bugünden bir şey olsun Ebu Bekir. Görev olsun, olur mu? Ya şöyle, hani birçok arkadaşımız online staj. Ben de hatta şu an hala online staj arayışındayım. Fakat bir şekilde ya bazı firmalar var, açtı ve az bir kontenjan açıyorlar zaten. Doluyor hemen de öyle. Bu yüzden hani birçok firmanın online stajı artık geçmesini öğrenciler tarafından gerçekten çok istiyoruz. Hani bu yüzden bunu sormak istemiştim. Söz pazartesi ilk işim bunu sormak olacak. Peki, teşekkür ederim. Yani şeyi bilmiyorum. Mesela online stajın ne kadar şey yapacağını, verimli olabileceğini bilmiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama yani hiç yoktan da iyidir gibi gözüküyor. Çünkü ben şeye katılıyorum biraz evvel Gülberk Hanım'ın söylediğine. Yani bu pandemi süreci böyle bir bıçakla kesilmiş gibi birdenbire günün birinde bitmeyecek. Yani muhtemelen azalarak bitecek. Ve biz daha 1-2 sene, hani iyimser bir ifadeyle 1-2 sene mevcut koşullarda çalışmaya, yaşamaya devam edeceğiz gibi. Onun içinde pazartesi günü söz. İlk işim bu olacak. Onu sormak olacak. Teşekkür ederim tabii. O zaman beni de göz önünde bulundurursanız çok sevinirim bu konuda. Artık seninle arkadaşız zaten. Yani. Artık yavaştan ben bitirelim diyorum programı ama öncesinde 2021 yılına giriş yapacağız. Hani 2000 gelecek önümüzdeki yıldan beklentileriniz var mıdır? Beklentileriniz nelerdir? Ya çok şey yaptık. Yani çok yorulduk. Biz mesela kendi hesabıma şeyi söyleyeyim. Bir
Bir şirket birleşmesi yaşadı bu dönemde. Allergan'ı dünyada satın aldı ve biz Mayıs'ta dünyada tek bir şirket haline geldik ve birleşme sürecini biz böyle uzaktan yaşadık. Yani biz daha büyük bir şirket olduk, daha çok arkadaş katıldı aramıza, işte portföyümüz zenginleşti, genişledi, bir sürü şey oldu. Ama bunun keyfini yaşayamadık çünkü bir araya gelemedik. Yani aynı çatı altında şey yapamadık, olamadık şeylerle, çalışanlarla. Mesela benim şeyim bu 2021 için kendi hesabıma ilk isteğim, yani ilk isteğim bu o birlikteliği sağlayabilmek. Yani sevdiğim insanlarla tekrar beraber olabilmek. Yani ben annemi aylardır sarılmadım ben anneme. Yani öyle şey yaptığınız zaman, düşündüğünüz zaman bu çok 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 acı bir konu. Yani bu kaygı duymadan, işte çalışanlarla, sevdiklerimle, arkadaşlarımla ilgili kaygı duymadan ben aynı şey içerisinde, özgürlük içerisinde tekrar hayata karışmayı çok istiyorum. Tekrar maçlara gitmeye, şey yapmayı başlamayı istiyorum. İşte ben koyu Beşiktaş taraftarıyım. Hep şey yaparım. Hep maçlara giderim. 2 haftada mutlaka şeydeyim, stattayım. Kapalı tribün taraftarıyım. Ona bak şey yapmak istiyorum. Tekrar konserlere gitmek istiyorum. Ben şeyim, hani eski rockçıyım. Şeyim var o konuda. Hani sert sesleri seviyorum. Onları istiyorum. Yani o hayatın hiç şey yapmadan, fark etmeden çiğneyip geçtiğimiz, hep var, hep olacak zannettiğimiz o şey, özgürlüklerine geri dönmek istiyorum. Herkesin de geri dönmesini istiyorum. Yani bu hani maske takmak başka bir şey ama işte insanın sevdiğinden korkar hale gelmesi veya sevdiğine dokunmaktan çekinir hale gelmesi çok kötü bir duygu. Onun için de bu duygulardan bir an evvel şey yapmak istiyorum, kurtulmak istiyorum. Bir de yani şeyler açısından yani kendi çocuklarım da sizler de yani bu zaten zorlu koşullardayız biz. Yani hani işte dünyada zorlu koşullarda şey yapıyoruz, yaşıyoruz ve yani size yeni bir şey daha eklenmesin ya. Yeter yani hani pandemide kalksın üzerinizden istiyorum o şeyde o konuda. Yani hayatla mücadelenizde bir şeyiniz daha olmasın, yükünüz daha olmasın şey yapıyorum, istiyorum. Yani 2021'de ben tekrar insana karışmak istiyorum. En büyük isteğim bu. Teşekkür ederiz Mete Bey. Bizim de en büyük isteğimiz hani artık insanlarla, arkadaşlarımız ve ailemizle birlikte güzel vakitler geçirmek. Şöyle artık hani süremizin sonuna yaklaşmaktayız zaten. Biz katıldığınız için, bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizler adına Tema Vakfı'na fidan bağışında bulunduk. Çok güzel. Belgenizi daha sonra mail, artık yani normalde yüz yüze olsaydık belgenizi elden teslim edecektik ama artık mail yoluyla tarafımıza iletilecektir. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkürler Bekir. Şeyle ilgili özellikle yani doğayla ilgili konuları hepimizin dert edinmesi gerektiğine inanıyorum ben. Dert edinmemiz gerektiğine inanıyorum. Bizim gözümüzün önünde su kaynaklarının tükendiğini görüyoruz biz. Gözümüzün önünde iklimlerin değiştiğini görüyoruz. Gözümüzün önünde bakın İstanbul'da şu anda Aralık ayındayız, 15 derece dışarısı. Bunlar hiç şey değil, normal değil ve artık hepimizin kendi şeyinde, kendi hayat döngüsündeki büyük değişikliklere şey yapıyoruz, tanık oluyoruz. Biz bu yıla pandemiyle başlamadık. Biz bu yıla Avustralya'daki yangınlarla başladık. Ve o yangınların sebebi bu şeydi, iklim değişikliğiydi. Ve ihtimal şeyin de sebeplerinden bir tanesi işte pandeminin bu şekilde yayılmasının, bu şekilde kolay yayılmasının da arkasında bu işte dünyadaki büyük şeyler var, değişiklikler var. Onun için de doğayla ilgili olan duyarlılığınız çok 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 değerli. Elinize sağlık, sağ olun, var olun. Ne demek her zaman. Çok Hepinize teşekkürler. kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür Kendinize ederim. dikkat edin. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkürler Mete Bey. Hoşça kalın. Artık ben o zaman sözümü Melike'ye Tekrardan merhaba. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünlük kongremimizin sonuna geldik. İlk günü keyifli ve güzel, verimli konferanslarla tamamlamış olduk. Yarın bir de görüşmek üzere. 3 tane değerli davetimiz var. Bizi takip etmeyi unutmayın. Çekilişler de akşam Instagram hesabımızdan yayınlanıyor olacak. Teşekkür ederiz.